JLCPCB'den verdiğimiz siparişlerimiz geldi. Bunlar bizim kendi tasarladığımız mikro denetleyici kartlarımız. Üzerinde sadece işlemcileri yok. Bütün SMd komponentler hazır lehimlenmiş olarak geldi. Birazdan da yakın çekimini göstereceğim. Ayrıca Instagram hesabında da paylaştım. Oradan da görebilirsiniz. Ve bu setlerden bir tanesini, bir tanesinde 12 tane var. 12 tanesini sizlere hediye edeceğim, göndereceğim. Kime hediye edeceğim? Onu da şimdi ben videoyu anlatırken. Bir yerde ufak bir hatalı bir şey söyleyeceğim. Bunu fark edip yorumlarda yazanlardan belli kişilere ben bunları hediye edeceğim. Zaten kanal yeni olduğu için şu anda çok fazla yazan yok. Eğer almak istiyorsanız alma şansınız çok yüksek yani. Tasarım videomuz da hemen yukarıda bir yerlerde çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz isterseniz. Bunu detaylı olarak üzerindeki kapasitörlerin bile ne işe yaradığını anlatarak tasarımını yaptım. Onu izleyebilirsiniz isterseniz. Biz bu kartı yapacağımız birçok projede kullanacağız. Siz de dilerseniz kolay bir şekilde kartlarınızı üzerinde SMD parçalar lehimli bir şekilde JLCPCB'den alabilirsiniz. Gerçekten hem çok kolay oluyor. Bir sürü minik SMD parça var. Bunları lehimlemek hem süre alıyor hem de yani çok değerli parçalar değil. Direnç, LED yani ufak Defek tefek parçalar. Sadece vakit alan parçalar. Ve JLCPCB bunu bedavaya yapıyor. Ürünlerin fiyatını veriyorsunuz ama zaten ürünler bir şey tutmuyor. Lehimlemesini de size verdiği kuponlarla bedavaya getiriyor. Yani bu aslında biraz da tanıtım amaçlı. Siz de dilerseniz bu şekilde SMD parçalar lehimli bir şekilde kartınızı sipariş edebilirsiniz. Gerçekten büyük kolaylık. İşlemci sadece pahalı olduğu için gümrük problemi çıkmasın diye ben işlemcileri lehimlettirmedim. Onu kendim lehimleyeceğim. Hem SMD lehimlemeyi de bir görmüş oluruz. Bir de ben neden GLC PCB'yi tercih ediyorum? Neden GLC PCB ile çalışıyorum? Aslında sponsorumuz ama ben daha öncesinden de GLC PCB'den alışveriş yapıyordum. Yani sponsor olmadan önce de alışverişimi GLC yapıyordum. Onlara şöyle bir soru sordum. Şimdi bu SMD parçaların lehim alanları çok küçük. Genellikle parçanın altında kalıyor lehimlenecek alan. Yani bizim göremediğimiz kısımda temas yüzeyi var. Dedim tamam test ediyorsunuz bakıyorsunuz ama orada lehimin düzgün olduğunu nasıl görüyorsunuz? Çünkü bunu mikroskop Topla bakıyorlar. Orada dedim nasıl bakıyorsunuz lehimlerin düzgün olduğuna, nasıl emin olabiliyorsunuz dedim. X-rayini çekiyoruz dediler. Abi yok böyle bir şey ya. Ya cihazın röntgenini çekiyorlar. Helal olsun. Bunun Daha ötesi var mı bilmiyorum yani. Bu şu demek oluyor. Bu firma gerçekten. Size hatalı ürün göndermez, çok kaliteli iş yapıyorlar. Bu yüzden ben JLCPCB'yi tercih ediyorum. Üretimleri de gerçekten kaliteli. Şimdi yakın çekimde daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Benim referans kodumla kayıt olabilirsiniz ve ekstra bizim için verilen indirim kodunu kullanarak 5 dolar daha ekstra indirim kazanabilirsiniz. Onlar da videonun açıklama kısmında yer alıyor. Bir de buna bir isim bulmak lazım. Yani kendi kartımız sonuçta. Biz bunu sürekli geliştireceğiz. Çıkışlarını daha iyi hale getireceğiz. Mosfetli hale getireceğiz. Çıkış sayısını çoğaltacağız belki. Buna bir isim bulmak lazım kartımıza. İsmi de siz bulun. Ne olsun bunun ismi? Yorumlar kısmında yazarsanız onların arasından bir seçme yaparız. Hatta Instagram'da bir oylama yaparız hangisi olsun diye. Kartımızın ismini de belirlemiş oluruz. Lafı fazla uzatmadan hemen işlemciyle yenilemeye geçelim. Ben bu kartı kıracağım ve bir tanesinin üstünde bu işlemciyi lehimleyeceğim. Herhangi bir Atmega 328P işlemciyi lehimleyebilirsiniz bu karta. Ben bunu eski bir Arduino'dan söktüm. Yanmış bir Arduino'dan söktüm. İşlemcisi yandı emin değilim. Deneyip göreceğim. Bakın burada nokta işareti var. Yakından göstereyim. Bakın köşesinde nokta işareti var. O nokta işareti bizim devremizdeki noktanın olduğu yere gelmesi yeterli. Bunu lehimlemeden önce güzelce pasta süreceğim lehim pastası. Bu lehimin pinler tarafından çekilmesini sağlayacak. Ayrıca lehim pastası üstüne koyduğunuz işlemcinin çok fazla kıpırdamamasını da sağlıyor. Yani ufak bir yapışkanlık etkisi yaratıyor. Buradan bir tane pin lehimlediğim zaman zaten iyice sabitleşecek. Şöyle öbür taraftan da birkaç lehim yapayım. Şimdi artık lehimlemeye başlayabilirim. Bakın burada biraz fazla lehim vermişim dağıtamadım onu. Nereye dağıttıysam da orada bir şekilde kaldı. Onu da lehim pompasıyla alacağım. Tamamdır. Şimdi devremizi birazcık temizleyelim. Bunun için eski bir diş fırçası da kullanabilirsiniz. Devremizi de tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.